Dima'ya hoş geldiniz. Dima grubu vicdan. Vicdana giriyoruz. Geçen hafta vicdan hakkında tamamen o toplamalardan istinbat edilen manalardı. Şimdi evet, vicdana adet ya Allah, bismillah. Allahu Ekber. Allahu Ekber, evet. Şimdi sevgili arkadaşlar, sayfa 154'teyiz. En son vicdan orada kaldık. Haklısın, hemen atabiliriz şeydir. İnternet olduğu için. Hep Furkan'ın suçu. 155 mi dediniz abi? 154. Bütün suç Furkan'ın. Bugün dershanede biz dershanede kim hata yaparsa yapsın her gün birisini seçiyoruz. Bütün kabahat onun oluyor. Yarın İbrahim'in olacak. Bütün suç onun yarın. Atıyorum şimdi. Bugün bütün kabahat benim değil. Atıyorum sır insaniye girin. Geliyor. Heh. Şimdi gelmesi lazım. Geldi mi? Heh. Şimdi 154'ü açın. İlk başta. Sözler 647. Geldi mi? Bir tanesi söylesin bana. Tamam. 647 sözler. Vicdan okuyoruz. Cenab-ı Hak ve Hakimi Mutlak. Yani Cenab-ı Hak deyince hep daha önce konuştuk. Hak canibi. Cenab yöndür. Hak ismini ile ve Hakimi Mutlak. Bu insanda istihdam ettiği bu cihazatın elbette her birerlerine layık ücretlerini verecektir. O mutadit avam-ı muhabbetin envay değil mi? Envay muhabbetin. Bir de aynısını mı attınız? He? Bir de aynısını mı attınız? Aynısını attım çünkü numaraladım ama. Altında numara. Gözükmüyor mu numara? 154 diye altında yazmıyor mu abi? 155 var abi. 54 yok. Gözüküyor abi. Fikret abi sen buldun mu? 29-11-2021 Tepecik diyeceğim. 154 üstü. 34 gibi gözüküyor. 34 gibi gözüküyor. Ha 34 görünüyor. Ha o işte 154'müş. Ha 154. Yanlış. Demek ki benim işim. Ben de şaşırdım. Tamam. Envay muhabbetin sabıkan beyan edilen dünyadaki muaccel neticelerini herkes vicdan ile hisseder. Görüyor musun? Ve bir hadsiz sadık ile ispat edilir. Çok tuhaf. Ya insan aynı oduna benziyor ya. İşte yaktığın zaman dumanı, nuru, ısısı, ışığı vesaire kokusu çıkıyor. Odun yanarken, sesin dinlerken, çaça terkisi farkı işte yana. Odunun kokusu, gülgenin, kestanenin, efendim şunun bunun kokuları çok farklıdır. Yani insan da böyledir ya. Böyle yanması lazım. İnsan kendisini görmüyor ki. Yani görmeme Allah'ın sorunu zannetmiş. Oysa görünmeyen insanın kendisidir. Her şeyi gösteren. Görünmeme meselesi insanın sorunudur. Allah'ın sorunu değil yani. Mesela adam demiş ki ama her taraf karanlık diyor. Lan senin sorunun o. Diyor ki dilinde hasta olanlar yemekleri acı zanneder. O senin sorunun. Şimdi bende oluyor ya işte tuzsuz yiyorum. Ya dedim her şey tatsız ya diyorum. Sorun benim ya. Et kemik gibi gözüküyoruz ama burada adres belirlenmesi için bu var. Şu anda hiç kimse kendisini görmüyor. Ha bak siz bana bakıyorsunuz. Ben de size bakıyorum. Kendimi görmüyorum. Her şeyi gösteren gözümü görmüyor. Şu anda gözümü görmüyorum ben. Ama aklen biliyorum ki gözle bakıyorum. Kimse görüyor mu kendisini? Bak dışarıdayız ya. Oradayız ya. Kendini görmüyor musun? Vicdanın bu dünyadaki bir vazifesi de vazifesi nedir vicdanın? Bir vazifesi de ahiretteki durumunu, ahirette neler başımıza gelecek, neler olacak? Muacel, peşin olarak burada menfi veya müsbet yaşamak, hissettirmek ve yakin etmektir. Orası burada yaşanan yerdir vicdan. Oranın
burada yaşanan şeklidir vicdan. Ora aslında vicdan yaşıyoruz. Aslında orayı burada yaşıyoruz. Orayı, oranın şeyini burada yaşıyoruz. Vicdanın vazifesi çok acayip. Üstü örtülmüş, şey üstü açılmış. Vicdanla sırat, şey haşir meydanı üstü açılmış. Vicdan demek haşir meydanının küçük bir nümunesidir. Maciel. Kocaman çınar ağacının çekirdeği gibidir. Vicdan, ahiretin dünyadaki karşılığıdır. Lef-i Mahfuz'un dünyadaki karşılığı dima, arşın karşılığı kan, arş-ı azamın karşılığı ruh, şecere-i hilkatta kürsün karşılığı nefis, haşir meydanının biz karşılığı vicdan, sırat köprüsünün buradaki karşılığı itikat ve amel, ince ve keskin olması, kabirdeki hesapların dünyada o ortaya çıkan hadiselere karşı verdiğimiz cevaplar. Mesela haram geliyor, haram bir fırsat. Doktorda misal vereyim. Geldi bir tane gariban kadın veya işte yaşlı. Doktor, haşa misal vereyim. Şimdi bir ilaç fabrikasıyla anlaşmış. Hakikaten bu kadına gerek yok bu ilaç. Ölüyor. Ne kadar satarsa. Bu kadar şey alacak ya. Antalya'ya tatil yapacak. Şimdi o kadın bunu bilir mi? Bilemez. Peki sen bilir misin? Bilirsin. Varsa vicdanın şeyi yanar mı? Soru bir. Gariban geldi. Olay oldu. Sen verdiğin cevap nedir o davranışın? O olaya verdiğin cevap. Nükel Mekir sana soru bir. Yazılı kağıtları çıkarın. Soru soracağım. Öyle soru değil bu. Sana soru soruldu. Cevap da verdin. Tamam hocam. Hocam söyleyin kağıdı verdik. Oğlum nereden al kağıdı vereceğim cevap. Bir hafta sonra en gayretli hoca bir hafta sonra yazılı kağıdını okur. Öyle hocalar vardı ki bir ay sonra okurdu. Haftaya yazılı kağıdın yüzünü okuyor. İtiraz ediyorsun. Hocam itirazım var tamam gel. Öyle değildi mi Mehmet kardeşim? Bak böyle dedin. Ama ben böyle yazdım. Öyle zannediyordum bak. Demek ki bir soru burada soruluyor. Cevap burada veriliyor. Orada yüzümüze okunuyor. Nükel Mekir bunu yapıyor. Bir tanesi itikat soruları kağıdımızı okuyor. Bir tanesi amel. Sırat köprüsü kıldan ince, kılıçtan keskin. Bir tanesi amel, bidatlar, hurafeler. Bir tanesi de itikat şeyleri. Şirk, küfür. Kılıçtan keskin. Şirk ve küfürle alakalı. Kıldan ince, ifrat ve tefritten azade, hattı vasat olan sünnet-i seniye. Köprü bu. Adam ne yapmış bu adam? Onu buraya taşımış, yaşamış. Ya diyor, sırat köprüsünü diyor. Kıldan ince, kılıçtan keskin diyorlar diyor. Ya gidip de diyor bir ev yapasım geldi dedi ya. Bu arada bir ev yapacağım ben şimdi diyor. Bu basit adam değil ha. Demiş mi? Demiş. Yani şey yapmaya, gayret etmeye çalışım şu. Haşir meydanın hepsi insan 18 bin alemin nümunesi olduğu için haşir meydanının nümunesi vicdandır abiler. Şimdi 155. Biraz gideyim. Daha bitmedim. Vicdanın hadsız sadık ile tam doğru ve şüphesiz idrak edilerek bilinir. Mesela akıl aldatır. Akıl ne kadar tatil eşgal etse de Resul, yanlış yaptın Resul diyor. Yakıyor. Dur. Ne yanlışı? Bak cevap veriyoruz araba kullanırken yatakta falan. Daha çok yatarken oluyor Ömer. Yanlış yaptın Ömer. Ya olur mu ya zaten öyle demişti ya. Ne yapayım ya başka çarem yoktu ki dedim falan. Sanki birisi var. Yok ne yaparsan yap o mahkemede kurtulamayacaksın. An şartla diyeceksin ki Allah'ıma tağfir lene ve limeni tebnehu. Ya Rab onu ve beni de affet gıybet etmişsen dua edeceksin. Ondan sonra mümkünse telefonu kaldır, helalleş. Değilse ya yarın sabah yaşarsam helal ettiririm. Baktın ki helal etmiyor. Dua et. Baktın dua hakikaten adam hakkını helal etmiyor. Bir kalemi var. Sen o kadar dua ettin ki 5-10 defa belki de bir kitap kadar bir
ne bileyim saat kadar sebap verdin ona. Haşir'de kalemi isteyecek, tamam. Sen bu kadar istedin, sana da bunu bu kadar gönderdi. Oo bak çok ağır. Hasenat defterinde bir sürü sevaplar var. Kim öldü? Bu verdi. Bu kalemi kabul. Hadi değiştirin. Yok tamam razıyım der. Onun için ölmüş mü birisi? Hakkınız mı vardı? Helallaşmadan devamlı rahmet et. Ödeşi. Yani helallik almadan biz öldü. Öldü. Biz devamlı rahmet mi verelim? Verirse. Müslüman değil. Müslüman değilse de. Ayva yedim. Yok şöyle. Kafirle çok zor. Helallaşmayı ne demek bilmez. Diyeceksin ki yani ya Rabbi affet beni diyeceksin. Çünkü kafirin haşir meydanında bizim anladığımız gibi hasenat seyyet diye bir hesabı yok. Kafir hesap görmeyecek. Yani kafirin öyle bir hesabı yok. Hasenat sebabı yok. Öyle gümleme de değil. Gümleme ama hangi seviyede gümleme? Yani cehennemdeki seviyesini tanımlamak için. Nötr kafir mi? Mütecaviz kafir mi? Sebabı yok ki hasenat seyyet olsun. Benim vicdanım bana ne diyor biliyor musunuz abi? He. Hadsiz sadık diyorsunuz ya. Benim vicdanım bana diyor ki, ulan Gafur bu sana büyük haksızlık yapmış. Evet. Hani o birisine helallik almadan öldü gitti, birisine yapmıştın ya, onun gibi, onun affolması niyetiyle sen de bunu affet. Evet, güzel. Bul da çare, nasip bulursan bul. Haşir mi? Bilmiyorum. Benim yöntem bu. Çare mi? Onu göreceğiz. Çünkü haşir meydanında koyacağın delilleri şimdiden hazırla. Tamam diyor mu? Vicdan biraz sıkıntı ama. Tamam demez. Evet demedi. Şeye benziyor. Ya bana dedim niye böyle sert davranıyorsun? Ya görmedin mi ya diyor. Önceki adam o ben değilim ki dedim ya. O sana dedim. Yanlış davrandı diye sen bana yanlış davranma hakkını vermiyor ki. Ben başkayım, o başka. Bak o sana borçlu ama sen şimdi bana borçlusun ahirette. Ya burayı ahirete sokma dedi ya. Dedim hemen vicdan değil mi? Tabii ya dedi. Ondan, o bana borçlu mu? Tabii ki borçlu dedi. Ama sen bana borçlu olma. Tamam tamam hemen yapayım dedi. Sana borçlu olmayayım dedi. Sözler 686 ve 29. defterin, bu bilgisayarda okumamın sebebi defteri bir yerde unuttum. Bu defterin 208 ve 222. sayfalarda aynı mana var başka kitapta. Onun için o hangi kitapta olduğunu bilmiyorum şu anda. O numaralar nedir diye sorarsanız. Sözler 686 ama aynı mana. Onun için... Üçünü almadım, bir tanesini aldım. Çok da acayip bir yer. Gecede zulümat nasıl nuru gösterir? Çok acayip. Hep psikoloji. Ben artık hep öyle mi görüyorum ya? Böyle şeytanın marifetini de psikolojide kullandım böyle. O kadar hoş ki. Geçen şeyde üst Pendik'te, üst Kaynarca'da onu kullandım. Diyor ki Allah Allah. Şeytanın o psikolojisi hakikaten aynı bizim psikoloji. Benim psikolojim ya diyor abi. Sensin zaten. Benim abi. Ay öyle dedim. Hasan abi bir şey söyleyebilir miyim? Ya şu doğru mudur? Ya iyi ki var demekle bir sakınca var yo, mı? Yo yo deme. Demeyeyim mi? Deme çünkü lazım değil ama lazım. Lazım ama. Yani lazım değil ama lazım. Çünkü kemalat insaniyeye, makaseti hayri külliyeye ve kemalat insani sebebiyet veriyor ama kalsın. Sebebiyet veriyor diye istemeyiz. Başına dönsün. Çünkü tehlike hala bitmedi, vefat etmedik. İmansızlık olma ihtimali var. O tehlikeden dolayı kalsın. Sizce ben imanlı mıyım şu anda? Tabii. Allah verdiğini almayacak abi. Evet, güzel. Gece zulümat nasıl nuru gösterir? Öyle de insan zaaf-ı acziyle, fakr-ı hacatiyle, naks-ı kusuruyla bir Kadir-i Zülcelal'in kudretini... İki, kuvvetini, üç, gınasını, dört, rahmetini bildiriyor ve hakeza pek çok efsaf-ı ilahiyeye bu surette aynadarlık ediyor. Metni okuyorum. Bakayım ne çıkartmışız. Burada mıyız abiler? Elhamdülillah abi. Hadi sıkılmayın. Hatta hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafına Rüştü abi böyle kafayı kaldırırdı. Derdi ki sabredin, dersten zora mükafat var. Size dedi, inan. Ayda 30 gün vereceğim dedi. Ayda 30 gün.
kafamız karışırdı. Olur, ayda 30 gün. Hatta hadsiz adsinde ve nihayetsiz zaafında hadsiz adasına karşı bir noktayı istinat aramakla vicdan daima vacib bir vücuda bakar. Hem nihayetsiz hacatı içinde nihayetsiz makasıtlara karşı bir noktayı istimdat aramaya mecbur olduğundan vicdan daima o noktadan bir gani rahimin dergahına dayanır, dua ile el açar. Demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere Kadir-i Rahim'in barigâ-i rahmetine açılır. Her vakit onunla bakabilir. Görüyor musun? Allah'a ha. Bak görüyor musun? Demek her vicdanda şu noktayı istinat ve noktayı istimdat cihetinde iki küçük pencere Kadir-i Rahim'in barigâ-i rahmetine açılır. Her vakit bakabilir. İşte o sayfalarda 208-222'de de aynı bu mana var. Şimdi ne anlamışız burada? Çok ciddi bir yer ya. Çok hoş. Bir, insan hem zıddiyet hem de karşılık noktasında Kadir-i Zülcelal'in aynadır. Mesela ben bu evi nasıl yaptım? Allah da evi yani maksadıma göre halı serdim, ampul koydum, tuvalet koydum vesaire. Allah da maksadına göre bu kainatı yaptım. Bu düz mantık. Müspet aynadarlık. Ters aynadarlık. İnsan, mesela karanlık ne kadar fazlaysa, nur o kadar gözüktüğü gibi. Acizliğim kadar Allah var oluyor. Fakirliğim kadar ahiret bende var oluyor. Acizliğimizi hissettiğimiz kadar Allah hayal olmaktan çıkıyor. Biz Müslümanlar Allah'ı hayal gibi zannediyoruz. Hayal. Hayal. Hayal olduğu için denilen emirleri, haram, cennet hayal gibi geliyor. Cehennem de hayal geliyor. Cehennem hayal geliyor. Ölüm hayal geliyor. Cennet hayal geliyor. Sebebi Allah hayal olduğu gibi. Niye? Acizliğimizi hissetmiyoruz. Acizlik, acizliğin kadar Allah var olur. Acizliğin kadar haddini insan bilir. Mesela insan ebed istiyor, sonsuzluk istiyor, ölmemek istemiyor. Ne istiyor? Bunun fakiridir. İstiyor ya. İstediğinin fakiridir. Cevap neresidir? Ahirettir. Fakirliğimiz kadar ahirette iman aktif olur. Demek ki acizlik bize noktayı böyle istinadı dayanma noktası. Dayanma. Yoksa düşerim. Fakirliğimiz kadar noktayı istimdat bizde aktif olur. Devam ediyorum. Bunu acele edeyim hemen. Nokta istinat Allah'a dayanmayı, dima, ahiretiye dayanmayı vicdan yapar. İkisinin cemi, nokta istinat ve nokta istinat cemi de kalpte hulasa olur, onun adı iman olur. Naks kusur ne bakar? Üçüncüsü de var ya. Evet, naks kusur. Bakayım oraya ne gelecek. Ne anladı peki? Naks kusur. Onun nesini gösterir? Yani sanki bakar gibi geliyor. He? Yani kemal. Kemale bakıyor gibi. Evet. Bir tanesi celal, bir tanesi cemal, bir tanesi de kemal. Vicdan daima vacib-i vücuda bakıyormuş. Hiç şey yapmıyormuş. Böyle. Bozulmamış vicdan. Bozulmadığı kadar böyle bakar. Bozulunca zaten Allah bakmaz zaten. Vicdanın daima gani-i rahimin dergahına dayanıyormuş. Öyle nefes alabiliyor. Bu ne işimize yarıyor? Başka nefes alamazsın. Mesela şöyle bak. Gani-i rahim. Yani rahim acıyan, şefkat. Şefkat. Şey acıyan değil, Rahman acıyan. Şefkat bu. Gani de senin her istediğini, neler istemişsen Allah ganidir. Allah bunun sahibidir. Verebiliyor. Peki Allah nasıl zengindir? Çok şefkatli. Şöyle bir misal vereyim. Ne kadar şefkatli. Bu kalemi ben yaptım Yasin. Evet. Tamam. Kaleme benziyor muyum ben? Hayır. Kalemden önce miyim abim? Evet. Ben bunu ilmimle yaptım diye ilmim buna benzemez abi. Misal vermiştim dersin başında. Şeftaliye bakarak botanik ilmini elde eden bir ziraat mühendisinin ilmi kaynağı şeftalidir. Zannetmesin ki bu adam ben şeftaliden elde ettiğim ilim
yok iken o şeftaliyi yaratan Allah'ın ilmine eştir. Hiç alakası yoktur. Yok iken şeftaliyi yapmakta kullanılan ilimle, var olup oradan elde edilen ilimle hiç alakası yoktur. Bu misal gibi, bendeki şefkat onun yarattığı kalem gibidir. Ben kalemi yaptım, kaleme benzemediğim gibi, bendeki şefkati halk eden Allah'ın şefkati benim gibi değildir. Bilmiyoruz. Ancak kendi dünyamızdaki şefkatle şey yapabiliyoruz. Bir şöyle niçin bilmiyoruz diyeyim? Çünkü şefkatin derecesi yoktur. Çünkü bizde zulüm damarı var. Zulüm damarı olduğu için şefkati derecelendirmiş. Onun derecesi yok. Şimdi vicdan bundan nefes alıyor. Allah benim her istediğimi, vicdan istektir. İstekler bütünlüğüdür. Vicdan evet istiyor. Sonsuzluk istiyor. Ölmek istemiyor. Ölmek istemiyorum ya. Fakat istemiyorum. Yani öteye de geçmek istiyorum ama buraya girmek istemiyorum. Buraya kaçırmayın abiler bak bir daha. Evet ahiretin o söylediği Allah cennete geçmek istiyor. Ama mezara girmek istemiyor. Oraya girmek istiyor. Topkapı mezara nasıl gireyim ya? Hiç girmeden geçeyim oraya. İşte bunu vicdan istiyor. Kimden istiyor? Gani Rahman'dan değil. Gani Rahim. Ona dayanıyor. Başka çünkü onu susturan olamaz. Memnun edecek hiçbir şey yok. Ne araba, ne para, ne kadın, ne eş, ne koca, ne aş, ne iş, ne yapı, ne kapı, hiçbir şey yok. Şey, cennette Hasan abi, Adem Aleyhisselam fani miydi? Değildi değil mi? Değildi ama bilmiyordu. Bilmiyordu. Şeytan onunla korkuttu değil mi? Vicdan da aslında kabire girmeyecek ama gideceğini zannediyor herhalde. Çünkü zahire muptela ya. His de zahire muptela. Hisin menbaı da vicdan ya. Vicdanda nokta istinat ve nokta istinat cihetiyle iki küçük pencere Kadir-i Rahim'in barigâh rahmetine açılıyormuş. Vicdanda iki tane pencere var. Nokta istinat ve nokta istinat. Nokta istinat şöyle yaparım. Simge yapıyorum ki. Evet, çok önemli. Dayanak noktası. Nokta istinat. 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 İstimdat, imdat diye bağırıp imdadıma verilen cevaptır. İstimdat. O da neresidir? Ahiret. Her vakit vicdan vacibül vücuda bakabiliyormuş. Başka çıkarımlar devam ediyor. İnsan ve vicdandaki bu iki pencereyle bakıyor. İnsan ve vicdandaki insan vicdandaki bu iki pencereyle Allah'ı seyrediyor. Hasan abi, özür dilerim. Mesela Osman'a bir soru sorabilir miyim abi? He. Misal. Osman mı? Osman'a. Şu anda bir burası vicdan. Şunlar da vicdanın pencereleri. O pencerelerden göle bakıyorsun. Vicdan bakmıyor ama. Vicdandaki pencereden sen bakıyorsun. Bu kim? Buradan bakan kim abi? Kim yetkiliyse veya kim bakmaya çıkmışsa vicdaniyatını yaşayan, vicdanı mertebesini yaşayan o bakıyor. Latife-i Rabbani değil mi? Latife-i Rabbani zata bakıyor. Niye bu da zat değil mi? Mesela ahireti bakıyor. Mesela senin yanlış yapmadığını vicdanım diyor ki Osman haklıydı ya. Yani ben bu kavga ettik ama Osman haklıydı. Arabayla mına kaşa ettik. O adam haklıydı ya. Ben yanlış yaptım ya. Adam mesela yanlış yaptı. Hem vurdun dedim arkadan. Hem haklıyım dedim. Böyle yapıyorsun. Pazarcı da en vahşi şeyler yaptı. Ondan sonra kamyondan dostan. İyi bak şimdi. Peki kardeşim sana bir şey oldu mu? Yok kamyonsun. Tamam. Sen haklısın. Ama ahirette görüşürüz. Orada da dersin. Allah'a ben haklıydım. Hiç, ahiret deyince durdu bak şimdi. Hemen dimağdan çıktı. Vicdana atıldı. Haydi. Bak şimdi başıma gel. Haliç Köprüsü'nden inerken Ok Meydanı yönünden. Böyle durdu. Kamyoncular ya. 3-4 kişi çıkmış böyle. Arkadan vurdun yağmur. Dedim orada da Allah'a dersin ki ya Rabbi ben haklıydım. Önemli olan burada haklı değil. Hadi benden eyvallah. Bindim araba hiç kıpırdamıyor. 3-4 kişi orada
Ses yapmadılar. Şimdi Haliç Köprüsü'nün ortasındayım. Beka'da gittim. Spring diye bir araba var. Dörtleri yakmış. Farı da yakmış. Kornaya basarak nasıl geliyor? Ben de durmadım. Ondan sonra nasıl geliyor bir bilsen ya. İnan hiç unutmuyorum. O hani Topkapı şey karışıyor. Namiye falan. Ha, giden şey var ya tünel altta. Evet, evet. Tünel vardı. Evet. Şimdi yok galiba da. Evet, evet. Ha, mezarlık da onu kaldırdılar. Oradan geç. Ama nasıl? Kornaya da basıyor. Kapalı yer ya bağırıyor. Neyse o Zeytinburnu'na dönme bir cebi var. Oraya mecbur döndüm. Far yapıyor, far yapıyor. Çekti. Tamam. Durdu. Ondan sonra o Külhan Beyliler 3-4 kişi geldi. Ya bırak dedi ya bu işi dedi. Ahireti bırakmayalım. Gel dünyada halletelim şunu dedi. Hiç unut. Ahireti bırakmayalım. Allah'a bırakmayalım bu işi dedi. Gel ödeyeyim dedi. Yok dedim. Hayır. Şunun tam tersine. Dedim istemiyor. Hayır dedi. Mümkün değil dedi. Bunu alacaksın dedi. Dedim bilmiyorum. Bu sefer senin bana hakkın geçer. Hayır dedi. Ben suçluyum kardeşim. Ben hepsini ödeyeceğim dedi. Hepsini ödeyeceğim. Yeter ki de ki şimdi hakkımı helal ettim. Allah Allah. Şimdi de. Ben hepsini ödeyeceğim. Dedi. Ötekiler de böyle. Ya vicdanı anlatmaya çalışıyorum senin. Dedim tamam helal ettim. Bu sefer ben ezildim ya. Nereden dedim ya. Hmm. Dedi ki al şu telefonu. Madem miktar almıyorsun. Çıkarttı ha pazar parasını çıkardı. Ne kadar ise benim. Ben ne bileyim dedim. O zaman sen dürüst adamsın dedi. Olmasa bizi bu kadar rahatsız etmezdi dedi. Sen temiz adam. Aa bu telefon dedi. Telefon. Bak nereye taşıyacak? Allah öyle bir Allah'tır ki. Bu telefon. Arabanı yaptır. Buna telefon et. Biz sana ödeyeceğiz. Tamam. Allah. Gittim. Yaşar abi var. Zeytinburnu sanayi. Onun gösterdiği kaportacıya gittim. Adam yaptı. Farı da yaptı. Ne bileyim ya. Adama telefon ettim. Neredesin dedi. O zaman İBAN yok, bize hesap mı yok ki? Hesap var, yok dedi. Nerede oturuyorsun dedi. Şurada, pazar dönüşü geliyoruz dedi. Ondan sonra, Allah'ın hikmeti. Şimdi buna karşı bilmiyor ekliyorum. Değil mi geleceği yerinden sonra? Nere olduğunu bilmiyor. Ondan sonra, Allah'ın cumartesine denk gelmesin. Bunu dersin. Bunu dersin. Buna karşı ekliyor adam. Süper. Verdim adresi, buradayım dedim. Ama dedim orada dedim ben şimdi meşgul olabilirim dedim. Ofis zannediyor. Benim de elemanlar var. Sen dersin ki sana karındırdı bu. Kapıdan verirsin dedim. İlla girmeye gerek şey yok. Ondan sonra ben de oturuyorum ya beyaz kürsüde. Kapıdan o dört kişi komple girmesin. Komple girdi. Ama girdi ama. Ben görmemezlikten geldim. Gördüm şuydu ya. İnaya, hılaf söylemiyorum. Bu olduğu yerde çöktüler. Olduğu yerde çöktüler. Ondan sonra zorla yapmış bak. Allah sana. Niye altın dedim. Demiş ki o ayrıca pazar parasını da çıkarmış. Onun dışında zarfını şuna. Dedi ki hayır kabul. Dedi ki beni affetsin bu. Sonra bu dedi olmaz deyince orada kim... Unuttu mu? Dedi ki, buradaki dedi, her hafta yapıyor musunuz ya? Burada dedi, ne ikram ediyorsanız bizden olsun bunlar. Neyse verdi. Allah Allah. Sonra ondan öğrenmiş. Ders etkilemiş. Nurları tanımış. Ve X ağzıma gelmesin, semt belli ismini vermeyeyim. O semtte şu anda nurcular bunlar. Allah Allah, Subhanallah. Oranın nurcuları, nur talebeleri. Ve karşıma hiç utanma, utanmaktan çıkmıyor. Duydum ki biz nasıl nurcu olduğumuz bilemezsiniz demiş. Allah. Ama şimdi ne diyor? İyi ki öyle oldu. Ya. Hiç unutmuyorum öyle. Hiç de şey yapmadım ben. Mesela başka bizde vakıf vardı. İsmini vermeyeyim. Bunlar bilir. Şeyden de Alevi şeyinden. Önüne. Mahkemeye verdi. Çocuğumu kandırdılar diye. Önüne o kadar çeşit mahkeme var ki bende. Yani çocuğumu çarptı diye mahkemeye verdi.
Ondan sonra mahkemeye gittim. Artvin'in bir hakim vardı. Çocuğu şöyle yapmışsın, böyle yapmışsın. Çocuğun kimdir dedi. Mısır'ı kaldırdı. Bu senin çocuğun kaç yaşındasın? Ne adam dedi, ne çocuğu dedi. 20 küsur yaşında dedi. Bu dedi kendini mukayyettir dedi. İstediğini seçebilir dedi. Dedi ki hop. Ve takipsizdin hemen. Hiçbir şey demedi. Ondan sonra tamam. Neyse öyle beraat ettik. Beraat yeter. Sonra nasıl yaptıysa o gece. O gece telefonumu buldum. 558 nasıldı? 558 2112. O zaman telefonu, ev telefonu. Ondan sonra dershane aldı. Ben dedi Hasan Hoca ile görüşeceğim dedi. Beyaz saçlı olan adamla. Böyle. Benim dedi. Ben dedi Musa'nın babası dedi bugün mahkeme. Ama ağzını açtı. Nasıl küfür ediyor? Aklın durur. Hiç ses yapmadım. Kardeşimiz ya bak. Ama dedi. Bak şimdi. Sonra ibret olsun sana da. Bu arada alo dedi. Dinliyorum dedi. Durdu. Mukabele etmeyecek misin? Bir şey demeyecek misin bana dedi. Dedim ki bana yakışır mı dedim. Herkes kendi yakışığını söyler, yapar. O senin aldığın terbiye dedim, bunu müsaade ediyor. Sen dedim, söyle, söyleyeceklerin daha, yoksa kapatayım dedim. Ama varsa gene söyle. Daha var mı dedim. Durdu, kapatmadı. Haddeyi kapattı. Hiç dedim. Sonra, ne oldu evde bilmiyorum. Bu... Bir üç gün sonra bunu çağırdılar herhalde annesi. Dedi ki annesi telefonu Hoca Efendi dedi kocam dedi çıkamıyor dedi senin yüzüne. Hakkını helal etmesini istiyor dedi. Dedi ki hakkını helal et. Yatamıyor. O günden beri 2-3 gün yatamıyorum. Çıldırdı. Hatta doktora gittik dedi. Unutma ilaçlar vesaire. Hakkını helal et dedi. Dedim şu anda telefonu dinliyor mu dedim. Ses yok. Dinliyorsa dedim bir şartım var. Onun vicdanda o hastalıktan kurtulması için. Eğer kelime-i şehadet getir Müslüman olur. Namaza başlarsa hakkım helal et. Ondan sonra peki hocam dedi. Ses yapmadı kapattılar. Ondan sonra akşam telefon etti, bugün üstü. Hocam dedi, kadın, kocam dedi, ağlayarak tövbe etti, banyoda yaptı, ikindi namazını akşamı da kıldı, şimdi de yatsıyı kılacak, söz ilk önce Allah'a sonra sana hakkını helal et. Helal ibe olsun. Bak şimdi olay daha acımasız şey olacak. Ondan sonra çocuğa da söylüyoruz, acayip. Bu annesi börekler yapıyor, şey yapıyor, babası meyve alıyor, getiriyor. Namaza başladı. Derslerde evde ders yapıyorlar Risale. Evde ders yapıyorlar Risale. Ablatları da şey yapıyor. Meğer adamın bir sene ömrü kalmış. Demiş ki, baba demiş, dersi götürün. Demiş ki, sidil vardı o zaman, sidil veriyor. Oğlum ben onun dünya ve ahiret yüzüne çıkamam. Müslüman olsam bile çıkamam. Ve bir sene yaşadı, vefat etti. Ve bir sene yaşadı. Demek ki sen ol, sana yakışanı yap. Sen ol, sabredince bak o dört kişiydi, bir şofördü, kamyon, pazarcı, üç tane yanındaki adam. X şehriydi, yani Malatyalıydı, Malatyalılardı. O adam da Erzincanlıydı. Sen ol, sana yakışan. Ama her daim böyle mi yapabiliyorum? Yapamıyor. Başka menfisi yok mu benim? Var ama vicdan dersi yapıldığı için vicdaniyata örnek yaptım. Sizde de mutlaka doludur vicdan örnekleri. Hele doktorda çoktur. Çok fazla. Çünkü o gelen mazlum var ya, mağdur, hasta. En çok istismar edilen sağ, insanın en zayıf noktası diyor. Emirda 200'de, 190'ın. Hastalık damarıdır. En çok istismar edilen sağ odur. Devlet buna para veriyor. Hem şey parası, hastanenin
döner sermaye bile hem maaş alıyor hem de bıçak parası. Ne bıçağı ya? Devlet sana maaş veriyor zaten. Gelelim bizim mesleğe. Senin vazifen camide imam ne demek? O beldenin diyanet ihtiyacını gidermektir. Cenazesini, yıkamasını, Kur'an okumaya, bütün dini işlerinde asla alamasın haramdır. Senin zaten o vazifen o. Senin vazifen neydi ya? Cenaze evine gelmesen, yıkamak yapmasan, kefenlemesen, Kur'an okumasan, sen nesin ya? Doktorluk da vazifesi odur, hocanın da vazifesi budur. Benim vazifem de budur. Ben böyle kalkıp pazar günü, ya ciddi bir sebebim yokken, ya ben gidiyorum kafama göre, ya şey yapıyorum, bugün böyle bir hakkım yok. Yok yani, böyle bir haktır. Ama bu vicdandır. Vicdana ait 2-3 tane örnek olsun diye söyleyeyim. Vicdan, Allah'ın ganiliğine ve rahmetine değil, rahimliğine bakıyor. Rahimliğine bakıyor. Rahimi anlattım. Kaleme ben benzemediğim gibi. Bizim şefkat da Allah'ın şefkatine hiç benzemez ama işaret eder. Trafik levhası Malatya 10 kilometre diyor. O tabela Malatya değil ki 10 kilometre. Malatya hoş geldiniz yazısı Malatya'nın kendisi değil. Bendeki şefkat, şefkat-ı mukaddesi değil. Vicdanda nokta istinat ve noktayı istimdat cihetiyle iki küçük pencere Kadir-i Rahim'in, bak burada da Rahim diyor, barigah rahmetine açılır. Her vakit vicdan vacil vücuda bakıyor. İnsan vicdandaki bu iki pencereyle bakıyor. Barigah rahmeti ne demekmiş? Cenab-ı Hakk'ın sonsuz büyüklüğünün, bana bak sonsuz şefkat büyüklük ne demek sonsuz? Muayyen değil ki şekil veresin. Allah bu kadar affeder. Bu kadar merhamet eder. Bu kadarı var mı? Kadar denen bir şeysi yok Allah'a. Hasan abiciğim lütfen müdahale edeyim. Allah aşkına. Ama kısa olsun. Hakkınızı bilin. Dinleyenler ne diyor biliyor musun derste? Onlar hepsi hakkını helal etsin. Tamam. Bunu da demek istiyorum. Şimdi eski tefekkürlerimden aklımda kalan Hasan abi. Mukaddes için mahluka ihtiyaç yok. Şefkat mukaddestir. Muhabbet münezzeh için mahluka gerek var. Şefkatte sen, ben, o, biz yok abi. Bakan da aynı, gören de aynı. O veya ben de yok. Az önce dedi ki o vicdandan bakan kim? Hasan abi bakan da aynı, gördüğü de aynı, gören de aynı. Hep aynı. Şefkatte evet. Ben, o yok artık. O yok, yok. O ben yok abi. Yok. Mesela acayip bir şey söyledi Hatsiz. De, acayip bir şey söyledi de, bu çok değerli. Mesela baba muhabbet eder, baba da şefkat eder ama annenin şefkati kendisini ortadan kaldırılan bir şefkattır. Yani mesela baba şöyle der şefkati, o çocuk bendendir. Anne çocuğu kendisinin uzantısı, kolu gibi görür. Benden demez, benim der. Çocuğa anne benden demez. Böyle bir şey yok. Organı gibi. Ha. Şimdi kendisini ortadan kaldıran. Mesela cehennem tehdidi var. Namaz kılmayanlar şöyle olacak, böyle olacak. Olduğu halde gece kalkmaz. Sabah namazı kılmaz. Çocuk alır kalkar. Peki kendisi olunca namaza kalkmıyor. Kendisi ortadan kaldıran. Şefkat. Şefkat kendisini ortadan kaldırdı. Evet. Onun için kalkıyor. Şefkat aktif olduğu zaman bendeki odur. Evet bravo. Bendeki o. Bak Allah ve ben. Anlamak için orası burası yok da. Allah varken hiçbir şey yoktu. Ben var mıydım? Sen var mıydın onun ilminde? Tabii. Vardım. Sonradan bilim Allah bilmez. Allah da vardım. O Allah'taki var olan ben, ezeli ve ebedi, ondaki benim. Ondaki ben. Bunun zor değil ki bunu ezberle. Ondaki ben. Sonra beni mahlukat yarattı. Neye şey yaptı? Ondaki ben vardı ya. Onu vücudu hariciye verdi. Verince ben kimim? Ben. Bak ondaki benim. Vücudu haricisi ne oldu? Bende o var. Bendeki o. Bendeki o. Şimdi şefkat mukaddesten şefkat yaratılıyor. Muhabbet-i münezzeheden muhabbet yaratılıyor. Sevk, şefk,
memnuniyet, memnuniyet, lezzet ve iftihar mukaddeseler var. Bizde mukaddesesinizin o var. Bendeki şefkat, ondaki şefkatin ruhumun seviyesine göre aktifliğidir. O buralı değil o şefkat. Değil. Dünya cinsinden değil, mahlukata da benzemez. Mahluktur. Evet, şefkat mahluktur. Ama şefkatin kadesi değildir. Peki bunun şefkatin tipi var mı? Kilosu var mı? Miktarı var mı? Nasıl bir şey? Bilmiyoruz. Aslında benim şefkatim ama bendeki o. Ben niçin bunu verilmiş? En büyük işlevi nedir vazifesi? Bendeki oyla ondaki beni bulmak için. Şimdi bir tanesi dedi ki, dün müydü ya? Neyse zorlamayayım neresiydi. Dedi ki, ne yapmaya çalışıyorsun dedi enfosi derste. Temiz bir adam. Yani iyi bir nurcu. Yani bunlar, cuma günü üst kaynarca dedi. Vakıf abimiz, ben Emsal. Bunlar ne olacak Hasan abi diyor. Gerçi Emsal abi diyor. Şimdi bak dedi. Bana zulmettiler, hakaret ettiler. Ölüyorum, canım sıkılıyor, yaşım var, üşüyorum, acıkıyorum. Hep kim? Beden. Bu gömlek ben miyim? Bir şey anlatacağım. Enfusi derste ne işe yarıyor? Onu anlatacağım şimdi. Kısaca onu anlattığım gibi. Bu ben miyim? Yok. Bana ait. Benim gömleğim diye bir şey. Bunu biliyorsan başka bir şey anlat. Dedim ki, gir içeri, benim atletim. Benim hayatım. Bak psikolojiye de yardım edecek bu. Benim aklım, benim ruhum diyen var değil mi? Kim bu? Ben olmadım. Yani bu olmadığımdır dedi. Tamam. Şimdi her tanımladığın şey önüne çıkarttı. Benim gömleğim çıktı dışarıya. Benim kalemim. Benim atletim, benim hayatım, benim aklım, benim ruhum. Tamam mı? Sana ait bunlar. Masadakiler benimdir. Esma içinde ulema öyle demiş. Lehül esma ul husna. Bütün isimler Allah'tır demiyor ki. Allah'ındır. 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 Ama vaciptir tabii. Haşa mahluk değil isimler. Ama o değil. Esmadır ya. Sıfat değil. Şunat değil. Ona aittir. Bu kitap masadakiler Hasan'a aittir. Tamam mı? Bu ruh Hasan'a ait. Tamam abi. Tamam mı dedim? Tamam. Bu akıl Hasan'a ait. Bu kalp Hasan'a ait. Önüme koydun mu abi? He koydun. Aklını, vicdanını, kalbini, ruhunu önüne koydun mu? Sen bunun dışında mısın? Küfür ediyorlar buna. Hakaret ediyorlar buna. Mezara gidecek bu. Cehenneme gidecek bu. Cennete gidecek bu. Hepsi bu. Sen arkasına geçtin mi artık ne senin kabir endişe olur, ne cennet davan olur, ne cehennem endişin olur. Sen bunların arkasına geçtin mi? O zaman ne kaldı dedi. Rıza-ilahi bu. Arkasına geçince psikoloji de bu, canı sıkılan da bu, borçlu olan da bu, alacaklı da bu. Cenneti gaye edinen de bu. Cehennemden kim korkar? Cenneti gaye edinen cehennem endişesi olur. Bak psikoloji nasıl şey yapıyor Muhammed? Önüne koydun mu, geçtin mi arkasına? İçeriye git, içeride olup içeride mücadele edersen zıtlar depişir. Celal uyandığı kadar cemal uyanmasa celal bilinmez. Celalin kadar cemal var, cemalin kadar celal var. Sıyrılırsan kemal olur. 24. söz. Ha bunun arkasına geçtin mi, o şöyle demek bakarsın. Bak, ha bu niye böyle oluyor diyordun içinde. Yo bu böyle olması lazım. Bu lazımdır ki böyle olsun. Evet. Rüşt abi niye böyle oluyor dedim. Şöyle adetiydi. Lazımdır ki o öyle olsun. Öyle olması lazımdı dedi. Ha. Ne anlayamıyordu ki adam arkaya geçmiş. Bu böyle olması lazım diyor. Başka şekil olamazdı zaten. Ulan nasıl olamaz ya? Eğer sen bunu değiştirirsen dedi, kainatın bütün sistemi değiştirmen lazım. Mesela ben yaptım, aklın yaptım. Karı kırmızı yaptım. Karın rengini beyaz yapmadım. Bütün sistem değişmesi gerekiyormuş. Kar kırmızı olursa bütün meyveler, her şeyin her şeyi değişmesi lazım. Çünkü suyu değiştirmem gerekiyor. O beyaz bir şey olması için. Şimdi abiler, enfusi derste biz
ben zannettiğim şeyleri fark ederek, bana aitle beni fark ederek arkasına geçiyorsun. Fark ettiğin kadar işte Furkan oluyorsun bu. Farkın kadar Furkanlaşıyorsun. Canlı Kur'an bu. En el natekul Kur'an bu. Yani bundan sıyrılan miktar. En, ben diyor canlı Kur'an'ım diyor Hazreti Ali. Peki bana küfür ettin. Nefise. Bana derken. Cenneti, cehennemi, cehennem endişesi kim? Şey, korkusu, vicdandaki his. Kabire girdin düşünen, akıldaki fikir. Orada kaldı. Ben o değilim. Burada kaldı hepsi. Mezara kim gidecek? Bunun hep bütünlüğünün kılıfı. Bedeni misali, gülaf-ı latifinin giydiği elbise, ceset, cismaniyetteki. Ondan sonra onu da sordu. Beden, bedeni misali, ceset, cisim, cismaniyet. Hepsi farklı. Allah Allah, nasıl farklı olur? Öyle farklı işte. Şimdi arkadaşlar, önüne bunu koydun mu? Önüne koydun. Sen ki, neredesin? Arkasındasın. Mücadele yapar mısın daha? Bana öyle dedi, kendimi kötü hissediyorum. Ya yapabildiğimiz kadar işte. Ya şöyle, bırak o olsun ya. Mücadele etmiyorsun, tanımlıyorsun. Ha bu böyle, bu da böyle. Hadiseler sende cereyan ediyor. Nadir abi öyle derdi ki. Ya diyor, kainatın neresine bakarsan bakayım, şirk oluyor. Bütünsel bakamadıkça. Şimdi bakıyorum, bir tarafını kaldırıyorum, duygunun, fikrinin, hissin, sıkıntı, can, psikoloji. Öteki taraf iniyor. Onu kaldırırken bu iniyor. Buna sahipleniyorsun, bu kardeş kusuyor. Bilmem, yani böyle... Cehennemi acısan, aslanın yavrusunu unutuyorsun. Acayip bir şey. Aslanın yavrusunu unutsan... Yani sonra baktım ki, Celal ve Cemal, Kemal'i üç ismi şey yapıyor, sıfatı şeyde. Hem işaretleyeceğiz hem 24. sözde. Kardeşim, Celal kadar Cemal, Cemal kadar da Celal. Cennetsiz cehennem, cehennemsiz cennet. Yaşam enerjisidir cehennem ya. Yaşam enerjisidir. Bunu diyen Kemal mi abi işte? İşte Kemal'dir bunu diyor. Cehennemin nasıl yaşam enerjisi? Öyledir. Mesela mevt hayat enerjisidir. Çünkü mevt hayatı anlamlandırıyor. Mevti kalırsan hayatın anlamı yoktur. Neye benzer? Cennetteki Adem Aleyhisselam gibi oluruz. Mevt bak ne kadar nimet, dünya kadar nimet. Eğer mevt anlayışı olmasaydı Adem Aleyhisselam onu yemeyecekti, içmeyecekti. Mevt, hayatın içerisindeki nihayetsiz mertebeleri hayatlandırdı. O zaman mevt hayat kadar mahluk oldu. Çünkü mevtsiz hayatın mertebeleri yok olacaktı, Adem sayılacaktı. Ama Adem'i vücuda çıkartan mevt olduğu için hayat kadar mahluktu. Girişte de söylemiştiniz ya, benim dışımda olanlar beni belirleyenlerdir diye. Ya o zaman koy önüne Muhammed. Benim moralim bozuk. Senin mi bozuk? Bu adamın bozuk. Bırak bozulsun daha kolay. Bozulmak değil aslında. Tek baktığı için bozuk. Oysa bu bunu dengeliyor. Bu da bunu dengeliyor. Bu çaprazlama. Bu da böyle. Yani toplamanın sağlaması nedir? Toplamanın sağlaması çıkartmak nedir? Çıkartmak. Çıkartmaktır ya. Celal'in sağlaması Cemal. Cemal'in sağlaması da Celal'dır. Toplamanın sağlaması çıkartmaktır. Bölmenin sağlaması çarpmaktır. Ya koy önüne ya. Deniliyor. Bir tane de okuyayım. Abi çok özür diliyorum. Evet. Bir tane daha. Dersler aslında enfes dersler. Enfes derslerden nefes alan, nefes-i rahmandan harfler kelime olup dilden zukur alemine geçiyor. Buradan gidip gelmeler oluyor. Yol açıyor. Enfes evet. Dersler. Kemal, evet. Ses zaten koridor ama göremiyoruz ki. Koridordur. Yani ruhlar arasındaki iletişimi Kemal kelam yapıyor. Kelam da Allah'ın ruhudur ya. Ne dedin ya? Ne dedin ya? Aslan ya. Şey ya. Tabii. Ruhdan öfledim ruhunuzu diye ya. Onu silersin tamam mı? Ruhumdan öfledim. Kulli ruhu min emri rabbi. Ruhun, kelam nedir? Ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanıdır. Kelam kişinin ruhunu tanımlar. Peki Kur'an okumak Allah ile sohbet etmek değil midir? Kelam sıfatı, üç sıfatı tazamun ettiğini 430'da diyor ya sözlerde. İlim, irade, kudreti tazamun ediyor. Evet. Ruhumdan üfledim diyor. Cebrail üflemedi mi kardeşim? Meryem'e.
Vahiy de getiren bu insan, bu şey değil mi? İsa'yı şey yapan, üfleyen o değil mi? Tamam. Peki aynı zat Kur'an'ı getiren değil mi? Öfleme ile Kur'an eşleştir bakalım. Ruhu öfledim diyor. Meryem'e ruhu öfledik. Neyle? O Cebrail öfledi. Ruhun ruhudur kelam ya. Evet. Öflemek. Aa, öflüyorum. Dölleniyoruz. Ne? Sıbgat Allah. Ondan sonra hem iksirleniyoruz hem mayalanıyoruz. Öflenmiyor muyuz? Ruhumuz Allah nasıl yol buluyor? Kur'an okuyunca. Ruhundan öfledim ruhumuzu. Nedir ruhu? Kainatın ruhu. Kur'an. Kur'an nedir? Vahiy. Kainatın Cebrail. Ruhu. Öyle geçiyor. Kainatın aklı. Kur'an. Evet. Kainatın ruhu nedir? Nur-u Muhammedi. Evet. Nur-u Muhammedi. Kainatın ruhu. Nur-u Muhammedi'nin bizdeki karşılığı nedir? Nur-u Muhammedi'nin maddi ve manevi nuru. Bizde evvel, ahir, zahir ve batın isimlerin hulasası. Bizi o ene denilen şey var. Bendeki o. Ene işte. Bendeki o. Kainatın ruhuyla kendi Allah'ın ruhuna bak. Kainatın aklı nedir? Kur'an'dır. Evet. Kainatın ruhu 110 sözlerde Nur-u Muhammedi'dir diyor. 4 taneyi sayalım. Kökteki çekirdeğin adı Nur-u Muhammedi. Meyve Hakikat Ahmediye. Ağacın zahirisi maddi hayatı Muhammediye. Ağacın batınısı manevi hayatı Muhammediye. Dördünü topla şahsiyeti Muhammediye. Onun bendeki karşılığı ne? Ene. Bu bütün sen Allah'ın ruhu. İşte kelam da onun dışarıdaki nüfus cüzdanı ya. Kelam. Allah bizimle neyle iletişim kuruyor? Yani Allah canibinde değil de bizim. Kelamla. Kelamla. Kur'an'ı namaz kılıyoruz kelamla. Konuşuyoruz kelamla. Hep kelam. Elmanın kırmızı olması, ağacın yaprağın yeşil olması aslında bir kelam. 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 Şimdi kainatın ruhu Allah'ın öfledi. Aynı isminde de var. Nedir o? Ene. Ruhumdan öfledim diyor. Cebrail öfledi. Cebrail de kelam. Cebrail kendisi kelam değil. Kelamın taşıyıcısı. Kelamın kendisi değil, kelamın içindeki. Kelam, nüfus cüzdanı ise içindeki şahsiyet odur. Kelamın içinde var. Ene var. Zat var ya. Yani. Çok acayip. Çok ve onu taşıyorsun. Çok. Hep o misal verirdim ya. Keyif alıyorum. Bir otobüs verdiler bana Körüklü Osman. Çok acayip. Körüklü otobüs. Önden biniyor. Bilmiyorum şimdi belediyede nasıl önden gene. Biniyor. Şoförüm hiç kimse yok. İlk bindi bir baktım ki. Selamun aleyküm ey evlat dedi. Adem aleyhisselam. Ben senin babanım dedi. Dedenim. Ben Adem aleyhisselam. Otobüsüne biniyor, ben sana teslim oldum. Senin seyahatine, şoförlüğüne güveniyorum. Hayatımı sana emanet ediyorum. Seni sevdiğim için sana misafir oluyorum. Senin otobüsüne geliyorum. Evladım beni kabul ediyor musun? Dese, otobüse binmesine ne dersin? O da maalesef bindi otobüse. Dese değil ki zaten hep öyle diyorlar. Ha. Hep öyledir zaten. Şuur olunca böyle de. Gaza basa bastırıyorsun. Frene basa bastırıyorsun. Bir baktık Şit aleyhisselam. Aynı evladım. Evlat, selamun aleyküm. Lut aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Musa aleyhisselam. 124 bin peygamber bindi otobüsüne. Çok uzun köprü otobüs. İçeride sohbet ediyor. Ondan sonra bir baktım ki fahri kainat, iman ettiğin zat. Allah ile seni tanıştıran, Allah ile tanıştıran, Allah gizli değil, sen sana gizlisin diyen, seni sana öğreten, seni Allah'ı tanımlayan, senin insan olduğunu tarif eden, o olmasaydı insan olduğunu bilemeyecektin zat, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam selam veriyor. Dedi ki, selam veriyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ve Beden daima salimen. Ben senin iman ettiğin Hazreti Muhammed. Senin otobüsüne biniyor.
Herkes sustu arkadakilerde. Yani ne olursun? Sonra o gittikten sonra bir baktım ki Ebu Bekir Sıddıklar bilmeye başladı. Ömerler, Osmanlar, Redialan, Aliler. Sonra baktım ki İbrahim Tesükü, Ebu Hasan-ı Şazeli, Abdülkadir Geylani, İmam-ı Rabbani, Mevlana'lar, Hilmi Tunahan Hazretleri, işte Haydar Efendiler, Bediüzzaman Hazretleri, Şibli, hepsi tek tek bildi. En son bir muavin, Medine'de bir çoban. Dedi ki, selam verdi. O evladım demiyor. Ey aziz dede, otobüs doldu. Ben muavinim, kapat kapıyı. Sen şimdi götüreceksin. Çünkü kıyamet en son kalacak insan, peygamberimiz demiş, Medine'de bir çoban. O kalacakmış, bir insan. Dedi ki o, dede, bitti. Kapıyı kapat, gidiyoruz. Nereye biliyor musun dede? Konuşamıyorum ki, Darüsselam'a gidiyoruz. Yol ora. Nasıl gideceğiz? Dört melek kaldırdı otobüsü, götürüyor aşağıya, Darüsselam'a. Hepsi. Ben hayal anlatmıyorum. Nasıl olurdu? Ruhumuz böyle ama şuurumuz yok. Ruhumuz da böyle de değil. Allah var. Allah'ın cilvesi cemali nakşi olmaz. Esmasının cilvesi cemali nakşi sanatı olur. Allah zatidir bizde. Zatı var bizde. Bu otobüsümüz gibi yani ruh, Allah tayin ve teşahhus etmiş, onu taşıyoruz. Ya Rabbi psikolojim biraz bozuluyordu 1980-85'te. Bizzati kendisi dekayki aşınasıyla Allah kainatı seyrediyor. Bir de gayri nazarıyla, bizim nazarımızda bakıyor. Dedim, düşündüm ki demek ki bizim nazarımızda mı kainatı seyrediyor? Ona ben harama bakarken Allah'a haramı, Allah'a da mı haram seyrettiriyorum? Öyle düşünmeyin. Siz de evet. Olmuştu birkaç sene gitmişti. Yani durumum iyi olmamıştı. Alerji hastası oldum işte. Bu sene burnum patladı o zaman. 1985'te burnum patlamıştı. Yani bu esas sebep buydu. Diğer işte nemdir, sıcaktır şöyle falan şey değil. Yani harama ben mi baktırıyorum Allah'a? Gayrı nazarıyla bakıyor. Bir de gayrı nazarıyla bakıyor. Böyle. Ruh da şimdi bu otobüs gibi hepsi olmakla beraber Allah tayin etse orada. Ben Rabbi Sülcelal. Şuurunda değiliz. Olsak zaten yaşayamayız. İyi ki böyle de olmuyor. Bu halette yaşayabilir miyiz? Mümkün değil abi ya. Bu yaşamaz ki. Allah Resulü ne demiştir sahabe? Ya Resulallah biz münafık mıyız? He Osman? Senin yanında acayip. Senin yanında bu dersten çıktıktan sonra bunun tamamen farklı. O hakikat alemiydi, bu da esbab alemi. İkisine de riayet ediliyor. Münafıklıktan değil, iktizasıdır. Evet, iktizasıdır. Güneş ışığı vermesi ihtiyacından değil, iktizasıdır. Allah kainatı yaratması ihtiyacından değil, iktizasıdır. Evet. Şeyi bir daha anlatın abi ya. Şu otobüsün şoförüyüm, gözünüzü seveyim. Evet. Otobüsün şoförüyüm, en son yolcu bindi ya, çobandan evet. Önceki. Resulullah'ımız. He ya. Nasıldı? Bir daha anlatsanız ya. O geçti, bir anlatamam. Vallahi ya. Yapamam. Vallahi yapamam. Vallahi yapamam. Ama insan olmayacağımı biliyordum yani. İnsan olduğumu kim diyecekti ki bana? Nasıl emin olacaktım? Bütün filozoflar, işte düşünen hayvandır. Mücadelede hayvandır. Ustad, kainat Kur'an'ının ayeti kübrasıdır diyor. Talebesi söylüyor. Kendisi ne der? Hazreti Muhammed. Evlat dese var ya kapıdan indi. Ya Resulallah sen olmasaydın insan olmayacaktın. İnsanlığı yani insan olduğunu bilemeyecektin. Ben bu iyiliği nasıl öderim sana? Ustad diyor ki ben bu iyiliği bunun iyiliğini ödeyemeyiz. Nasıl bir iyilik yaptı biliyor musun? Bir, bana insan olduğumu söyledi, sonra Allah ile tanıştırdı. Kolumdan tuttu, gel senin sahibinle tanıştır. Allah Allah. Gel, seni ve beni yaratan zatın
zatla tanıştırayım. Allah ile beni tanıştıran, sahibimle mülaki ettiren, bendeki oyla ondaki beni, Nur-u Muhammedi hakikati potasında birleştirip, sır insan